Irak'ta Amerikan üslerine saldırı. İran'da yolcu uçağı düştü. Davutoğlu'ndan yeni itiraflar. Günün haberleri başlıyor. Irak'ta Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne 9 balistik füzeyle saldırı düzenlendi. İran Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için ilk misilleme gerçekleştirildiği duyurusunu yaptı. Saldırıyı doğrulayan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, 6'dan fazla füzeyle saldırı düzenlendiğini, ölü ve yaralılara ilişkin bilgilerinin olmadığını söyledi. Beyaz Saray sözcüsü de başkan bilgilendirildi, durumu yakından takip ediyor bilgisini paylaştı. هواپیما آتیش گرفته. İran'dan Kiev'e gitmek üzere hareket eden Ukrayna Hava Yolları'na ait içerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Uçağın ilk belirlemelere göre teknik bir arıza sonucu düştüğü öne sürülürken sosyal medyada paylaşılan görüntülerde uçağın havada ateş aldığı ve düştüğü anda da gökyüzünü aydınlatan bir patlamanın yaşandığı görülüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kudaya kud kumakum. Zeyimize ateş açık. Amerikan Federal Havacılık Kurulu, Irak, İran, Körfez ve Umman Körfezi hava sahasındaki Amerikan sivil havacılık faaliyetlerini askıya aldığını açıklamış, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki artan gerilim ortamında sivil uçakların yanlış hedef tanımlamalarına maruz kalma riskinin olduğu uyarısında bulunmuştu. ...15 Temmuz'da TSK'ya ait olmayan mühimmatların kullanıldığı, delil mahiyeti taşıyan silahların kayıtlarının dahi silindiği belgelenmesine rağmen, savcılar ve mahkemeler gerekli adımları geride kalan 3,5 yıla rağmen atmamayı sürdürüyor. Ortaya dökülen çelişkiler, şüpheli işlemler ve cevapsız sorular açık seçik olunca, duruşmaların görmezden gelindiğine dikkat çeken TR724 yazarı Adem Yavuz Aslan, çarpıcı örnekleri köşesinden paylaştı. Aslan, 15 Temmuz'da TSK'ya ait olmayan mühimmat kullanılmış başlıklı yazısında, mahkeme dosyasında yer alan otopsi raporlarına göre Mustafa Avcı, Yakup Başıbüyük ve Ömer Takdemir'in vücudundan zırh delici çelik mermi çekirdeği çıkarılıyor. Aynı zamanda darbecilerin kullandığı zırhlı personel taşıyıcının üzerinde de zırh delici çelik mermi çekirdeği çıkarılıyor. Bu çok önemli bir detay. Çünkü 9 mm zırh delici mermi TSK envanterinde yok sözlerini kullandı. Sarayın bahçesinde tuhaf olayların da yaşandığına dikkat çeken Arslan, 16 Temmuz saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Botanik Parkı içinde bulunan sulama sondaj kuyusu binasının önünde toprak zeminde askeri malzemeler arasında bir çuval bulunuyor. Yapılan incelemeye göre çuvalda 2 kilogram ağırlığında patlayıcı, elektrik kapsülü, aydınlatma fişekleri ve 20 metre uzunluğunda saniyeli fitil bulunuyor. Bilindiği kadarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giren darbeci yoktu. O patlayıcıları Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine kim soktu? Amacı neydi diye sordu ve yazısını ne soruşturmalar doğru dürüst yapıldı ne de yargılamalar gerektiği gibi yapılıyor. Ancak ortada net bir durum var. Bazı şehitlerin vücudundan TSK'ya ait olmayan mühimmat çıkıyor. Bazı mühimmatlar ise sanıkların silahlarından çıkmamış. Peki o zaman bu şehitlerin katilleri kim ya da kimler ifadeleriyle noktaladı?
Ahmet Davutoğlu başbakanlığı zamanında 17-25 Aralık'la ilgili 3 bakanın Yüce Divan'a gitmesi konusundaki anlaşmayı Erdoğan'ın engellediğini açıkladı. T24'de konuşan Davutoğlu, 3 bakanı ofisime çağırdım. Tartışmalı bir görüşmeden sonra ertesi gün saat 11'de basın toplantısı düzenleyip gönüllü olarak Yüce Divan'a gitmek konusunu açıklamalarında anlaştık. Ertesi gün öğlen saatleri oldu. Açıklama yapılmadı. Ne olduğunu sordum. Bakanların Tayyip Bey'le görüştüklerini ve onun yapmayın dediğini öğrendim sözlerini kullandı. ...15 Temmuz'un o akşamından tut sabahına kadar Türkiye'nin vatanseverlik konusunda Türkiye içerisinden hangi seviyede ve makamda ve mevkide olursa olsun o 15 Temmuz darbe girişiminin akamete uğratılması için kim ne yaptıysa ondan daha fazlasını yapan kişinin adı Kasım Süleymani'dir. Daha ne diyeyim Allah için söyle ya. İran yanlısı yazar Nurettin Şirin, İran'ın ülke dışındaki askeri istihbari operasyonlarından sorumlu Kudüs gücünün komutanlığını yürüten Kasım Süleymani'nin 15 Temmuz'da önemli rol üstlendiğini, bunu da Erdoğan'ın çok iyi bildiğini öne sürdü. Kasım Süleymani diyorum, bakınız. Dedi, ey Amerika, benim göğsümü ezip geçmedikçe Türkiye'de bu amacına ulaşamayacaksın. Bakın diyorum ya 40 tane radar kaydediyor şu sözlerim. Türkiye'de etkin bir rol oynadı diyorsunuz. Bakınız sözü kullanıyorum. Şirin katıldığı televizyon programında ne dediğimin, sözlerimin nereye gittiğini bilerek söylüyorum. Bu sözlerimin hangi mahfillerde kayda alındığını bilerek söylüyorum. Bakınız Sayın Erdoğan, yaptığı değerlendirmede onun ne anlama geldiğini kendisi anlattı. Çünkü biliyor, tanıyor sözlerini kullandı. 80 milyona soru soruyorum. Türkiye'nin korunması için sizin vatanseverliğiniz, bak Türkiye'nin korunması için, sizin vatanseverliğiniz Kasım Süleymani'nin Türkiye için yaptığı kadar var mıdır? Yoktur, böyle dünyada bir hayal dahi kuramasın, böyle bir denklem oluşturamasın. Ayık olarak bunları söylüyorum. Ne dediğimin, sözlerim nereye gittiğini bilerek bunları söylüyorum. Bakınız, Sayın Erdoğan dün akşam, iki gün önceki akşam olması lazım, bir televizyona Kasım Süleymani ile ilgili yaptığı değerlendirmede onun ne anlama geldiğini kendisi anlattı. Çünkü biliyor, tanıyor. Ve diyor ki onun içinde bir kişi var, o zaten rehberdir.